Merhabalar herkese. Beklenen gün geldi ve biz hayvanları dışarıya çıkardık. Şubat ayı çok güzel geçti. Biz hayvanları dışarıya çıkarmakta biraz geç kaldık. Bugün soğur, yarın soğur derken böyle hayvanlar baktık artık sürekli dışarıya çıkmak istiyorlar, kapıya bakıyorlar. Eşim dedi ki hadi çıkaralım. Sabah gönderdik, şimdi onları almaya geldik. Çok şükür her zamanki geldikleri yere gelmişler. Öyle çok uzaklara falan gitmemişler. Biraz uzaktan çekiyorum. Çünkü daha önceden beni korkuttukları için ve Kadir Paşa bunu anladı. Ben korkuyorum diye mi geliyorsun? Hadi biraz uzaklaş oğlum benden. Yok yok yok. Hadi 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 oğlum hadi. Hadi oğlum. Seveyim mi? Seveyim mi istiyorsun? Tamam hadi seveyim. Tamam tatlı oğlum. Çok seviyorum hepinizi de ayrı ayrı tek tek. Tamam gelme gelme. Boynuzu nasıl? İyileşti değil mi Şaban? Maşallah kızıma. Evet. Tabii eskisi gibi değil de biraz kısa, güdük. Hı hı. Baksana. Evet, fark ettim. Ama yok da neydi? Normal boynuzu var işte ya. Kırılınca böyle olur bu. Hı hı. İlk seferki gibi olmuyor. Anladım. Kızım? Kızım büyümüş. Bir haftadır beni görmüyorlar. Evet, büyümüş. Muhammed'le ben Karabük'teydik. Eşimi hayalleriyle baş başa bıraktık burada. O da biraz evle uğraşmış. Ne oldu? Ne oldu kızım? Korkutma beni tamam mı? Tamam. Tatlı kızım benim. Sen bu yalama huyunu ne zaman bırakacaksın? Ha? Yonca sütü çok zor bırakmıştı. Ben annesine yaklaşacak mı yaklaşmayacak mı onu çok merak ediyordum. Şimdiye kadar hiç fark etmedim annesine yaklaşıp da emmeye çalıştığını. Ama az önce baklava da denedi şansını. Baklava tabii ki izin vermedi ona. Kadayıf zaten hiç tanımazdan geliyor kızını. Şaban beni kovalıyor. Benim yanına gel, yanına. Tamam geldim. Ay, yine yüreğim ya, ağzımda geziyorum. Kendi kendilerine uzaklaşmaya başladılar. Herhalde evin yolunu unutmamışlar. Sanki gidiyorlar eve doğru. Birazı su içmek için mola verdi. Birazı da evin yolunu tuttu. Ne oldu? Ne bakıyorsun sen bana öyle? Hadi. Hadi doğru eve. Doğru eve. Hadi bakalım. Hadi beyler hadi. Ne oldu canım? Ne oldu? Seninle oynamıyorlar mı?
bana doğru gelmeyin de. Ah. Ben bazen bunları karıştırıyordum biliyor musun Şaban? Dikkat et, dikkat et. Sen döver lan o. Oğlum bakma, bu da yak yalacak lan. Baksana. Bu da yak ya. Ben gideyim bari diye. Kesinden korkuyor annem. Yok oğlum, benden hiç korkmuyor. Az önce kovaladı, beni sonunda çekebildim de. Bak bak bak, geliyor. Görüyor musun? Evet. Biz gelene kadar Muhammed ahırlara yemleri koymuş, samanları koymuş. Kızları da bağladı. Biz biraz geriden geldik. Ne oldu? Ne oldu? He? Hayır, 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 gelme. Normalde en sakin Ramazan kiviydi, değil mi? Normalde diyorum en sakin Ramazan kiviydi. Artık bu da sakinliğe gidiyor bunda. Evet. Bu da şey diyor, huysuzlaştı. Hadi bak, hadi geç. Geç oğlum, geç, geç hadi geç. Geç oğlum abi. Hadi geç. Evet oğlum, yürü. Hadi bak. Sıra küçük danalarda. Eşim onları da koyuyor. Nasıl olsa yemleri, samanları hazır. En sonunda büyükleri koyacak. Koyalım abi. Kızım, gezdiniz mi bugün siz? Tadını çıkardınız mı bugün güzel havanın? Aferin benim kızıma. Hadi biraz ilerle de ben de geçeyim. Baklavacık. Bakalım şöyle karnını senin. İnşallah umut ettiğimiz gibisindir baklava. Ne haber boncuk? He? Utandın mı? Kızım, yediniz mi hemen yemlerinizi? Ne çabuk uta. Süt olan. O kadar kovaladın beni. Ne geçti eline şimdi? Bağlıyken sakinsin değil mi? Bugün Moka arkadaşlarıyla en çok dövüşen danaydı. Ama bana karşı herhangi bir şiddet göstergesi olmadı. Ama süt olan beni çok kovaladı. Eşim olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Zaten daha önceki videoda da bahsetmiştim ben bu yaz bunlarla beraber herhalde gelmem diye. Ama dayanamadım, yine geldim. Hem de video paylaşmış olurum diye. Tulumbanın herhangi bir zararı yoktu. Çünkü o pamukların efendisi. Değil mi oğlum? Pamuk adam. Ne istiyorsunuz yine? Ne istiyorsunuz? Bugün ilk gün olduğu için biz biraz tedirgindik ama çok şükür birbirlerine zarar vermediler. Tek zararları bana oldu. Beni dikenlerin arasına doğru ittikleri için elime dikenler battı. Üstüme başıma biraz dikenler takıldı. Kıyafetlerim yırtılmış da olabilir. Ama olsun, onların canı sağ olsun. O zaman bu videomuzun da sonuna geldik. Şükrediyoruz. Bugün kazasız belasız bir gün geçirdik. Allah'a şükürler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.